Şarkı mı söylüyordun ne? Pıt her yer karanlıklaştı. İki gündür saat gece 2'de eee elektrik kesintisi oluyor. Galiba planlı kesinti oluyor. Anlat evet, anlat sen seversin yalanı. Vallahi oğlum kesildi lan. Story ya böyle evet. ama şok oldum evet. yani. Bak şöyle kaldım ya bak. Ellerim de böyle duruyor. Böyle kaldım yani anlatabiliyor <laughs> Ellerin muyum? Ellerin öyleyse nasıl story çektin? <laughs> ne az çektim işte orayı sen bir de düşün. <gülüyor> 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 ya. Söylemişlerdi inanmamıştı. Ya. <laughs> e, <laughs> <laughs> bilmiyorum yani orasında yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Keyifler nasıl bakalım? Hoş buldum. İyi ne olsun sen nasıl? Allah Allah ya sana ne mana ne bir şey yok mu? Ya Yo, bugün yok çünkü sen dün yarım bıraktığın için açtın ya yayını. bugün, <laughs> bugün keyfiniz yerinde evet, mi? <laughs> bugün keyfiniz yerinde böyle hani. O yarım Di ilk defa bir işi bitirdin abi. <laughs> Hiç Yarın ilk daha bir şey. <laughs> evet. <gülüyor> i̇yi vallahi yazıyorlar. <laughs> <laughs> i̇yi yani. vallahi, iyi vallahi, iyi vallahi. Ee, kalpleri gördün mü lan Cyber? Ee, oğlum bu chat var ya doğru. işte. Ya. Bu chat var ya, bu chat. Başka bir chat oğlum. Arkadaşlar şöyle, e, o story'de hatta bir saat önce falan birlikte konuştuk onun üzerine, e, sildik. Şöyle bir e, muhabbet oldu. Normalde kısa bir açıklama geçeyim. Neden buna yani çok her şeye karşı çıkarım onu da biliyorsunuz. Yorum kısmına hiç takılmam. Hatta küfürle ilgili işte yayınlarla ilgili yorumları özellikle bu yayında okurum. Dili getiririm ki bizim de bir eksiğimiz varsa düzeltelim diye. Yalnız bizim yayıncıların diyeyim hatta bizim derken yayıncıların elinde aslında koca bir mikrofon var arkadaşlar. Biz bir şey söylediğimizde buradan patır diye söylüyoruz ve 10 binlerce, yüz binlerce kişiye ulaşıyor. Şimdi o sözlükteki arkadaşların elinde mi, mikrofon yok. Ben de oradaki yanlış yaptıkları yeri söyleyebilmek amacıyla paylaştım bunu. Ama o da işin e, şey kısmına gidince e, yani yine kıyamadık yani sonucunda bana koyayım. Hani harbiden kıyamadık. Çünkü kitle küfür etmeye hani biraz daha toksiklemeye falan yani biz aslında şunun için paylaştık. Arkadaşlar yani küfür olabilir, bilmem ne olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama Kuzi kalbinde hani güzel bir insan. Ve bunu hani o coğrafyada büyüdüğü için, dili öyle olduğu için, bilmem ne olduğu için hiçbir ayrıma gerek yok amacıyla paylaştım. Bunu göstermek istedim. Yani izleyicilerin de böyle düşündüğünden zaten emin olarak ee, paylaştım ekstra. Kuzi'yi de herkes burada tanıyor deli gibi. Ve Kuzi de bu konuyla ilgili çok üzülüyordu, üzülmüştü. Ve yaşı da daha genç, yeni başlamış ve yeni... Ee, bir ivme yakaladığı için insanlar da rahatsız oluyor. Biliyorsunuz zaten Twitch'te yıllardır böyle bir şey var. En çok çekenlerden biri benimdir herhalde. Dünkü uyarımı da yayında yapmıştım. Ya bu çocuklarla uğraşmayın. Hani artık ben belli izlenmiyor ulaştım diye bana kimse bir şey diyemiyor gibi şey, bir şey olmasın. Derdiniz varsa siz yine bana yazıyor olun. Çünkü benim yine umurumda değil. Bir kulağımdan girer diğerinden çıkar. Ben yine troller taşla vurur geçerim. Anladın mı? Ama şimdi... <laughs> Etki edebilecek bünyelerde daha yaş olarak vesaire böyle bir şey olmasını istemiyorum. Bu benim chatimden olabilir. Bu benim arkadaşım olabilir. Ama bundan sonrasında hiçbir türlü izin vermek de istemiyorum böyle bir şeye. Bu gerçekten coğrafi kültürel bir ırkçılık ayrımcılığa giriyor burada yapılan şey. Dediğim gibi küfür eleştirilerini açığız. Herhangi bir konudaki bir yanlışa ve bunun eleştirisine yorumunu açığız. Bu konuda da kendimizi düzeltmek için elimizden geleni yaparız ama adamın konuşması öyle diye işte bilmem ne diye... İşte dızcı, bilmem neji, işte Oğlum bir de, hırsız. de RP sanmışlar. 22 yıllık kuzenim RP değil öyle konuşuyor ama. Evet evet yani hani bu ve benzeri ithamlar böyle çok kırıcı olabilir. Anladınız mı? Ve bu adamı bu platforma bırak insana küstürebilir. Yani insanlara küstürebilir. Ben de sırf bunu göstermek için paylaştım. Ee, bir 4-5 saat kadar da kaldı. Birçok güzel mesaj da aldı. Kuzenin de modu mod morali çok yerine geldi. Bir sürü hepinize teşekkürler etti falan böyle. Ee, ama sonrasında şunu da gördük. Oradaki paylaştığımız e, isimlere çok fazla linç e, girişimi oluyordu. Çünkü yine biz elimizden megafonla e, duyurduk bir şeyi. Onlarda e, yanlış düşüncesi insanlara gidince yine anonimlikten dolayı onlara linç oldu. Biz yine kıyamayıp dedik ki kendi aramızda biz şimdiye kadar hiçbir zaman kitlemizi kendimiz amaçlı bir şeye yönlendirmedik. E, burada yaptığımızda yönlendirmeye giriyor. <laughs> Ondan dolayı. Ee, biz yine şeyimizi çizgimizi bozmayalım. Kendi fikirlerimizi söylüyor olalım. Bu konuyla ilgili, ilgili fikirlerimizi. Yine o konuda kızamadık. Çünkü insan kazanmak yerine yine ötekileştirmiş oluyoruz. Sırf adamlar 2-3 yanlış cümle kurdu diye. Ee, ben de zaten diyeceklerimi dedim. Kuzi de diyeceklerini dedi. Ee, muhabbette öyle olduğu için hatta Kuzi de özel olarak. Cyber ben Kuzi konuştuk. Cyber da burada. Ee, adam bile ona rağmen ya Kuzen kaldır şimdi hani onlara şimdi bir şey demesinler falan şeyinde bulundu anladın mı? Yani o yaklaşımdaydı. Ee, ben dedim okey zaten her şey herkes <laughs> anlamıştır sorunu. Neye kızdığımızı neye üzüldüğümüzü. Yoksa dediğim gibi oradaki üzüldüğümüz kızdığımız şu bu şey ee, şey değil yani. Yok işte ee, küfürüydü şuydu buydu falan filan değil. Ee, onu da onu da onu da hatta hatta. İşte rap'in de bu kısmını çok seviyorum. Rap'in de bu kısmını çok seviyorum arkadaşlar. Bu müzikle paylaştım.